Allahu Allahu min al-Shaytan ar-Rajim. ala Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Allah razı olsun Rabbim şu günlere bize bizi ulaştırdığı için nihayetsiz şükürler hamdü senalar olsun. İnşallah şu derslerin şu beraberliklerimizin hatırına üzerimizdeki şu musibeti de def üref eder güzel günlere, inşallah müjdelenen günlere, bu musibetlerin arkasından gelecek o Cenab-ı Hakk'ın bize müjdelediği, ben nurumu tamamlayacağım diye bize müjdelediği o günlere bizi ulaştırır inşallah. Bugün dersimizin konusu çok çok önemli. Dersin mevzu bugün yanlış anlaşılmış bir mesele var ortada ve bütün korkularımızın kaynağı bu yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor. Bu yanlış anlaşılma halledildiği takdirde ne korona korkusu kalacak, ne hastalık korkusu kalacak, ne dünyadan göçüp gitmenin korkusu kalacak insanlarda. Şimdi bu yanlış anlaşılmayı halletmenin, anlamanın, idrak etmenin yolu da çözmenin, bu problemi çözmenin yolu da meseleye yukarıdan bakmak, kur'ani bir bakış. İşin her tarafını gösteren bir bakışla bakabilmek. Çünkü olayın sadece bir safhasını öğrenirseniz, sadece lokal olarak, sadece bir sahnesini öğrendiğiniz bir olay sizi yanlış yollara, yanlış şeylere sevk edebilir. Yanlış duygulara, hissiyatlara sevk edebilir. Düşünün mesela, hiç bilmiyorsunuz. Size şöyle bir delikten gösterdiler. Baktınız ki babanızı yatırmışlar. Değil mi? Neşter vurup kesecekler. Şimdi bilmiyorsanız onun ameliyat olduğunu, o doktorun babanızın şifası için uğraştığını bilmiyorsanız, sadece işin o sahnesini gördüyseniz, değil mi? O insanların üstüne girir, kıyameti koparırsınız ya. Dünyanız başınıza yıkılır. Ama onun ileriki safhalarını da düşünebilseniz, çünkü ileriki safhaları daha gelmemiş, görünmüyor ama şartlarla içinde bulunduğumuz vaziyetlerle ve gidişatla olayın nereye varacağını insan ne yapabilir? Tahmin edebilir, düşünebilir, olayın ne nereye varacağına iman edebilir. Şimdi şu dünyanın gidişatı da böyleymiş. Olayı sadece biz kendi beşeri nazarımızla, zamana mahkum lokal bir bakışla olayı ta tasavvur etmeye çalışırsak, olayı anlamaya çalışırsak mesele çok korkunç. Ama işe çift taraflı bakar. İşin her tarafını birden ihata edebilirsek, o zaman mesele o kadar açılıyor, o kadar latifleşiyor, o kadar güzelleşiyor ki. Aa, demek anlamamız gereken, çözmemiz gereken bir mesele var. Yanlış anlaşılmış bir dava var ortada. Anlayışımızı düzeltmemiz gerekiyor. Şu an beşerin çoğu, inanmayanlarda daha çok. İnananlar da meselenin iç yüzünü göremedikleri için, inandıkları hakikatla dünyayı, kainatı, alemi seyredemedikleri için yanlış anlaşılmış bir meselenin içinde çırpınıp duruyoruz. Nedir bu yanlış anlaşılmış mese mesele? Yanlış anladığımız bir taraf var. Hepimiz için geçerli bu. Şimdi derse yavaş yavaş başlayacağız. Derse başlamadan herkes paylaşsın. İnşallah herkes istifade etsin. Şu meseleyi herkesin duyması lazım. Herkesin muhakkak bilmesi lazım. Dersten sonra ya keşke şununla da paylaşsaydım, keşke şuna da ulaştırsaydım diye kaygılanmadan şimdi hemen paylaşalım. Bu hakikatları herkese duyuralım inşallah. İkinci sual. Furkan-ı Hakim'de اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا gibi ayetlerde mevt dahi, ölüm dahi hayat gibi mahluktur hem bir nimettir diye ifham ediliyor, anlatılıyor. Ölüm de neymiş? Hayat gibi hem mahluktur hem nimettir. Allah Allah ya. Mahluk ne demek? Mahluk yaratılmış demek, yaratılış demek ya. Halbuki ölüm yaratılışın bitmesi, Yaratılmış ve bize verilmiş her şeyin birden elimizden alınması değil mi ölüm? Allah Allah ayet tam tersine söylüyor. Ölüm diyor hem bir mahluktur. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyeblüvekum eyyüküm ahsenu amela. Ölümü ve hayatı yarattık diyor ya. Ölüm de yaratılmaymış. Biz yanlış anlamışız ölümü. Ama nasıl yaratılma? Böyle bir yaratılma var mı? Yaratılışın bitmesi, bütün bize verilen nimetlerin birden elimizden alınması gibi görünen ölüm neymiş bakın şimdi. Halbuki zahiren mevt, inhilaldir, ademdir, tefessühdür, hayatın sönmesidir, kokuşup gitmektir, çürüyüp bitmektir, hayatın sönmesidir, hadimül lezzattır. Yani bütün lezzetleri acılaştıran, Öyle diyor hadis bu. Lezzetleri acılaştıran ölümü çok zikrediniz diyor. Allah Allah niye ki ya? Niye acaba? Ha neden dolayı lezzetleri acılaştıran ölümü çok zikredin diyor. Çünkü ahiretinizi acılaştırmamak için. Ha, ölüm bize ne yapıyor? Şu dünyanın fani lezzetlerini, aldatıcı lezzetlerinin iç yüzünü gösteriyor. Bunlara aldanmamak gerektiğini anlatıyor. Bu tatlı görünenlerin gerçekte acı olduğunu gösteriyor bize. Haramlar neydi? Zehirli bal. Ölüm hakikatini düşününce insan aa, o balın tatlılığından, tatlılığın aldatıcılığından kurtulup o tatlılığın altındaki acılığı ve zehri keşfediyor. Hakikatları keşfettiriyormuş ölüm. Aa, Çinde bulunduğumuz hayatın, değil mi şatafatının bizi aldatmamasına bir vesile oluyormuş. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? Yani hep şöyle düşünmüşüz, değil mi? Cenab-ı Hak bize hayatı verdi, bütün nimetleri de hayata taktı. Düşünün mesela, hayatı elimizden aldığı anda göz var ve göze ait bütün nimetler var ama. ...değil mi? O nimetlerin... ...hiçbirisinden istifade edemiyorsunuz. Çünkü gören göz değil. Bütün o nimetlerden istifade eden... ...göz değil. Kulak var... ...kulağa ait bütün nimetler... ...sesler var. Ama ruh yok... Değil mi? ...hayat alınmış. Hayat olmayınca... ...bütün o nimetlerden... ...istifadeniz kesilmiş. Dil var... ...dile ait bütün nimetler var... ...ama hayat olmayınca... ...öyleyse bakın, bütün nimetler... ...bize... Hayatla veriliyor. Yani bütün nimetlerin başı hayat. Hayat olmayınca diğer bütün nimetler de toptan elimizden alınmış oluyor. Öyleyse tamam. Ölümle hayat elimizden alınıyor ve bütün nimetler de birden alınmış olmuyor mu? Fakat ayet öyle demiyor. Diyor ki ölüm hem nimettir hem mahluktur diyor ya. Ölüm nasıl nimet oluyor? Ölüm bütün nimetlerin bizden alınması değil mi? Toptan nimetlerin elimizden alınması değil mi? Şimdi müthiş bir bakış, muazzam bir mana. Şu manayı yakalayan bir insanı ne hastalık korkutur, ne virüs korkutur, ne deprem korkutur, ne kutup yıldız bilmem ne mi yıldız kayması korkutur, ne gök taşı korkutur, ne şu ne bu ne ölüm korkutur, ne kıyamet korkutu, korkutur. Hiçbiri korkutamaz. Şu manayı bir anlasa var ya. Bir anlayabilsek meseleyi. Bakın şimdi. El cevap. Nasıl bir ölüm nasıl hem mahluk hem nimet oluyormuş. Birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi mevt vazife hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdili mekandır. Bir tahvili vücuttur, hayatı bakiyeye bir davettir. Bir mebdedir, hayatı bakiyenin mukaddimesidir. Hep anlatıyoruz değil mi? Şimdi iki oda var. Orada bekleyenler var, burada bulunanlar var. Şimdi biz buradan oraya geçtik, buradakiler ne diyor? Çıktı diyor, oradakiler girdi diyor. Onlar mı doğru söylüyor, biz mi doğru söylüyoruz? Buradakilere göre çıktı, oradakilere göre girdi. Ha, şimdi düşünün, dünya ve ahiret iki menzil. Buradan uğurlayanlar öldü diyor, gitti diyor, çıktı diyor. Oradan ağırlayanlar, karşılayanlar geldi, doğdu diyor. Şimdi şu yalan dünyanın yalan ifadeleri mi gerçek? Buna mı güvenelim? Buna göre mi hareket edelim? Yoksa gerçek alemin, hakiki alemin, ahiret aleminin gerçek ifadeleri mi? Şimdi ne oldu? Bakın bir anda ahiretin bilinmesi, ölümün hiçlik olmadığı, yokluk olmadığı, son bulmak olmadığı tam tersine ölümün yeniden bir diriliş olduğu, ölümün külli ve geniş bir hayata, kapsamlı bir hayata geçiş olduğu anlaşılınca o zaman insan neyi fark ediyor biliyor musunuz? Dünyadayken ölü olduğumuzu fark ediyor. Vay be! Biz de yaşadığımızı sanıyorduk ya. Ölüymüşüz arkadaş. Ne zaman bunu diyoruz? Ahiretteki külli, geniş, kapsamlı bütün latifelerimizin, duygularımızın uyanıp da istifade ettiği o ebedi alemi gördüğümüz zaman. Dünyadayken aynısını söyledik mi söylemedik mi? Anne karnında da biz yaşıyorduk. Orada da hayat vardı. Fakat göz vardı görmez, el vardı tutmaz, dil vardı tatmaz, kulak vardı duymaz. Hiçbirinin farkında bile değildik. Böyle bir duygularımız var mı yok mu onu da bilmiyorduk. Kullanmadık ki nereden bilelim. Orada da bir hayat vardı. Oradan dünyaya geldik. Dedik ki ya arkadaş ölüymüşüz biz orada ya. Ölümüşüz, yeni dirildik biz. Şimdi doğduk asıl. Ama orada bizimle beraber birileri bulunsaydı onlar ne derlerdi? Ya değil mi? Öldü işte gömdük. Gitti, kaybettik. Biz de buradan sesimiz yetişse anne karnında başkaları bulunsa onlara ne deriz? Neyi kaybettik ya? Asıl bir gelin de görün buradaki hayatı. Asıl hayat buymuş. Siz ölümüşsünüz desek onlar anlar mı meseleyi? Şu anda ahiretten bize bağıranlar da aynısını bağırıyorlar. Aynı sesle, aynı sadayla yükleniyorlar. Gelin de burayı görün. Gelin de hayatı görün. Biz ölü gibi yaşamışız bu zamana kadar. Ölüymüşüz de farkında değilmişiz diyecekler. Şimdi asıl hayat, geçici, fani dünyadaki değil mi? dar bir hayat. İkisi arasındaki muazene. Bakın ne diyor. Birinci sualinin cevabının ahirinde denildiği gibi mevt, ölüm, vazifeyi hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdili mekandır, bir tahvili vücuttur, hayatı bakiyeye bir davettir, bir mebdedir. Mebde demek başlangıç demek. Macera şimdi başlıyor. Düşünün şu hayatın bütün kayıtlarından sıyrıldınız. Soğuk var, sıcak var, değil mi? iş var, güç var, yorgunluk var, uyku var, açlık var, susuzluk var. Bunların hepsi ruhun önündeki cesede ve cisme ait kayıtlar ya. Şimdi çarşıya çıkıyoruz. Çarşıda arabayla çıktıysan bir de geniş bir arabaysa giremeyeceğin bir sürü sokak var. Giremeyeceğim bir sürü cadde var, inemeyeceğim bir sürü merdiven var. Değil mi? Bir sürü park yasağı var, koca çarşının bir yerine çokmuyorlar. Ne zaman arabadan sıyrıldın, arabayı parka bırak, özgürsün, istediğin yere gir. Bütün kayıtlardan kurtuldun. Kırmızı ışık yok, hız sınırı yok, bilmem, park cezası yok, şu yok, bu yok. Bak ne oldu? İçinden çıktın ya, özgürsün artık. Şu ruh da senin içinden çıktığı zaman şu cesedin bütün kurallarından kurtulacak, özgürlüğüne kavuşacak. Soğuk yok, sıcak yok, hastalık yok, değil mi? üşüme yok, 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 bütün sıkıntılar, kayıtlar yok. Hem de şu cesedin kayıtlı ve sınırlı özelliklerinden sıyrılıp ruhun kayıtsız ve sınırsız özelliklerine kavuşacak. Düşünün cesedin hızı nerede, ruhun hızı nerede? Değil mi? Cesedin çapı nerede, ruhun çapı nerede? Bir anda yüz bin yerde bulunup yüz bin lezzeti aynı, aynı anda alabilecek bir ruh vermiş Allah bize. Fakat şu cesetten dolayı bulunduğu yerden bir yere gidemiyor. Aynı anda iki yerde bulunamıyor. Değil mi? Hızla yükselebildiği hız, hız belli. Değil mi? Nedir bu? Aslında ceset ruhun önünde kayıtlar ve kalıplar. Ruhun ayağına vurulmuş prangalar. Ruhun esareti bu. Ruh bir sıyrılacak bu işten. Birisi vardı da 140-150 kiloydu böyle. Bir baktım böyle adam yarıya düşmüş. Abi dedim ne oldu falan. Ya işte mide ameliyatı oldum şöyle oldu böyle oldu falan. Kaç kilo verdin abi? 80 kilo verdim. Vay be. Geriye ne kaldı abi? 70 kilo kaldı. Aman ya. Ya hocam bir gör diyor ya. Kuşlar gibiyim hocam diyor. Yaşadığımı fark ettim diyor ya kayıtlardan kurtuldun merdiven çıkamazsın oraya yatamazsın buraya giremezsin nefes alamazsın böyle neymiş diyor ya sırtında 80 kilo taşı 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 nereye kadar arkadaş her gittiğin yerde götürmek zorundasın falan diye böyle anlatıyor Allah Allah öyle bir mutlu ki dedim ki abi sen asıl dedim İkinci geriye kalan var ya dedim kaç kilo kaldı geriye yetmiş dedi asıl dedim onu verdiğin gün dedim öyle mutlu olacaksın ki asıl o yetmişi verdiğinde öyle mutlu olacaksın ki kuşlar gibi değil melekler gibi olacaksın. Asıl o ağırlıktan kurtulunca, o kayıtlardan sıyrılınca öyle mutlu olacaksın ki cennet kuşu olacaksın. İşte bak ölüm neymiş? Itlak-ı ruhtur. Kayıtlardan kurtulmaktır. Değil mi? Şu dünya vazifesinden pay dosttur. Allah Allah. Değil mi? Hayatın önündeki, insanın ruhunun önündeki bütün engellerin kalkmasıymış ya. Şimdi ölümü böyle anlayınca insan ölüm mü yaratılış, bu dünya mı yaratılış? Allah aşkına anne karnında kimi hayat, burada kimi hayat. Hele ahireti bilsek orada kimi hayat, burada kimi hayat. Şimdi demek ne yapıyor bakın? Bize iman dürbün, iman dürbünüyle ahiretteki hayatı gösteriyor. Nasıl ki hayatın Dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir. Öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir iledir. Bir hikmet ve tedbir iledir. Çünkü en basit tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğu gösteriyor ki, olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti, tefessüh ile kürümek ve dağılmakla göründüğü halde gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviye'den ibaret bir yoğurmaktır ki bu görünmeyen, intizamlı ve hikmetli ölümü tümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Şimdi meseleyi açıyor bakın. Şimdi iki çekirdek düşünün, toprağın altındalar. Şuurlu olarak düşünün akıllı. Hani insan yerine koyuyoruz ya örnekte. İki çekirdek toprağın altında da birine su ulaşmış. Yavaş yavaş çatlamaya, çürümeye başlamış. Kabuğu çürürken içindeki program uyanmaya, ukde hayatiye dirilmeye, toprağın üstüne doğru yükselmeye başlamış. Filiz salmış. Değil mi? Yavaş yavaş ne yapmış? Dallarını, kollarını açmış. Ötekine de su ulaşmamış. İkisi Toprağın altında birbirleriyle konuşuyorlar. Bir öbürüne diyor ki, ya diyor sana ne oluyor arkadaş günden güne eriyip gidiyorsun çok üzülüyorum sana. Seni günden güne kaybediyoruz. Sen bütün bütün parçalandın, çürüdün, mahvoldun. Üzülüyorum sana diyor. O da diyor ki ona sen ne diyorsun diyor ya. Sen o kalıpların içinde, kabuğun içinde, toprağın altındakini hayat mı zannediyorsun? Ben öyle bir hayatı tattım ki Buradaki cesedimin, maddemin, kalıbımın, kabuğumun çürümesine karşılık öyle bir intibaha geldim, öyle uyandım, öyle filizlendim, öyle bir alemi keşfettim ki güneş var, toprak var, hava var, su var, değil mi? yıldızlar var, her taraf bambaşka. O kadar güzel bir aleme çıktım ki ben. Anlatsam bilemezsin. O da şimdi düşünse dese ki ya nerede öyle bir alem? Hayal mi görüyorsun? Halüsinasyon mu görüyorsun? Yok ki öyle bir alem. Nasıl? Ya ben sana anlatamam şimdi, ispatlayamam da. Çünkü sen öyle bir alemi tatmamışsın. Bilmiyorsun ki. Şimdi ne kadar anlatmaya çalışırsan, çalışsın, asla ne yapamaz? Kendi gördüklerini, kendi yaşadıklarını, kendi hürriyetini, havayı, güneşi, toprağı, suyu, bütün o güzellikleri, baharı, kışı anlatamaz ki. Şimdi düşünün, iki çekirdek, iki insan. Birisi ruhu uyanmış. Kalbi intibaha gelmiş, dünyadan ahireti keşfetmiş, imanıyla ebedi hayata dal, bo, dal değil mi kol salmış, dal budak salmış, ebedi alemlerden istifade ediyor dünyadayken ve ne yapıyor? Dünyasını ahireti için çürütüyor, cesedini ruhu için eritiyor, ibadetle kullukla öteki de hiç değil mi? Cesedine dokundurmamış sadece hayatı dünyadan ibaret zannediyor. Hiç kendine kıyamıyor. O vaziyette diyor ki ya ben diyor sana acıyorum arkadaş. Ne bu halin? Kuşun diyor soğukta abdest al diyor bilmem. Ramazan'da aç kal. Kabe'nin etrafında sıcakta diyor terle şu. Nedir bu halin diyor ya. Gel diyor bak ne güzel. Yiyelim, içelim, gezelim, eğlenelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. O da ona diyor ki ya diyor senin bildiğin gibi değil iş. Senin zevk diye, lezzet diye bildiklerin dört tane yemek, içmek, gezmek, tozmaktan başka bildiğim bir şey yok. onu hayvanlar da tadıyor. Ama ben öyle bir şey keşfettim ki. Öyle bir aleme çıktım ki ebediyet var, sonsuzluk var, Allah var, ahiret var. Öyle lezzetler var ki ruhumu coşturuyor. Ben kazandıklarımın yanında kaybettiklerim hiç. Aa, şimdi bakın aradaki manayı düşünün şimdi ya. Birisi Değil mi? Öbürünün çürüdüğüne ve eridiğine ağlarken, üzülürken o da onun çürüyemediğine üzülüyor. Ya şimdi ölüme böyle bakın. Adım adım ölüme doğru gidiyorsunuz ama ahiret için tam hazırlanmışsınız. Resul-i Kibriya'nın kabrin öbür tarafında bütün sahabeleriyle, bütün büyük zatlarla sizi beklediğini biliyorsunuz. Onların izinde ve Değil mi? Arkasında bir hayat geçirmişsiniz. Öyleyse sizi onlardan alıkoyacak hiçbir sebep yok. Şimdi böyle bir vaziyet var ortada, böyle bir manzara var. Öteki de şimdi bütün dostları gitmiş, kaybolmuşlar. Toprağın derinliklerine gömülüp gitmişler zannediyor. Şimdi onun dünyasında iş bu kadar. Mesele bu kadar, götürdük diyor, toprağa kazmışlar, oraya gömdük geldik diyor. Onun dışını düşünemiyor, onun arkasını bilmiyor. Değil mi? İşin öbür tarafından haberi yok. İkisinin dünyasında ölüm nedir? Birisinin dünyasında yokluk, hiçlik, mahvolmak, gitmek. Diğerinin dünyasında ise yeni bir hayatın başlangıcı. Taze bir diriliş, yeni bir uyanış sonsuzluğa atılan iç ilk adım değil mi sonsuzluk denizine dalarken atılan ilk kulaç ya o yüzden Mevlana Hazretleri öyle diyor değil mi ölüm için şebi arus demiş nedir şebi arus düğün gecesi demek en sevgiliye kavuştuğu o gece değil mi ya çünkü en basit tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti tefessüh ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir intizacat ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret bir yoğurmaktır ki, bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü Sümbül'ün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti sümbülün mebdeyi hayatıdır. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluktur hem muntazamdır. Hem zihayat meyvelerin yahut hayvanların mide insaniyede ölümleri hayatı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan. bitkiyi yediniz ne oldu? İnsanlık hayatına çıktı. Bakın o mevç onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilebilir. İşte en edna tabakayı hayat olan, hayat tabakalarının en altı bitkisel hayattır. Onun üstü hayvani hayat, onun üstü insani hayat, meleki hayat gidiyor böyle. İşte en edna tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, bitkisel hayatın ölümü, böyle mahluk, hikmetli, intizamlı olsa tabakayı hayatın en ulvisi olan, Hayatı insaniyenin başına gelen mevz Elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi. Yer altına giren bir insan da alemi berzahta elbette hayatı bakiye sümbülünü verecektir. Allah Allah. Şimdi Allah aşkına değil mi? en alt tabakayı hayatta olan bitkiler, Cenab-ı Hak onların bile çekirdeklerini toprağın altında karıştırıp kaybedip zayi etmezken, yeryüzünün en şerefli mahluku, bütün mahlukat onun için yaratılmış olan insanı Cenab-ı Hak hiç zayi eder mi? Hiç yokluğa terk eder mi? Hiç ebedi mahveder mi ya? Hiç onu unutur mu Allah aşkına ya? Düşünün fabrikanın değil mi? Bir atık maddesini bile Kurdasını bile zayi etmeyen bir adam, fabrikadan çıkan mamülü hiç çöpe attırır mı? Hiç dereye gömdürür mü? Hiç onu zayi edip mahveder mi ya? Şimdi şu kainatta en alt tabakayı hayatta olan bitkinin bile hayatını toprağın derinliklerinde kaybetmeyen, zayi etmeyen. İnsan toprağa gömüldüğü zaman onu orada unutur mu, zayi eder mi Allah aşkına? Ki bu insanın amelleri, Değil mi? Bu insanın ibadetleri, kullukları, amelleri, neticeleri kainatın da neticesiyken. Ya. Ama mevç, ölüm, nimet olduğunun ciheti ise çok vücudundan dört ve çine işaret edeceğiz. Birincisi, ağırlaşmış olan vazife hayattan ve tekalifi hayatiyeden azad edip, yüzde doksan dokuz ahbabına kavuşmak için Alamı berzaha bir visal kapısı olduğundan en büyük bir nimettir Allah Allah. Şimdi ölüme böyle baksa insan ya hastalıkta hoş, virüste de hoş, depremde hoş. Ölüme vesile olan her şey güzel oluyor o zaman ya. Şimdi düşünün mesela buradan Ankara'ya çağırdılar, Ankara'da törenlerle sizi karşılayacaklar, bir de ödül verecekler. Bunu biliyorsunuz. Buradan oraya götüren her vasıta nedir sizin için güzeldir ya. Her yolculuk hoşunuza gider. Trenle de gitseniz hoş, uçakla da gitseniz hoş, arabayla da gitseniz, yaya bile gitseniz hep ümitle gidersiniz. Hoş gelir size. Niye? Çünkü gittiğiniz yer hoş. Şimdi ölüm meselesini bir insan aleminde halletti mi? Ölümün hakikatte ölüm olmadığını, doğum olduğunu anladı mı? Ölümün şu dünyevi kayıtlardan sıyrılıp da kayıtsız ve hudutsuz bir hayata yükselmek olduğunu idrak etti mi? O zaman ölüme getiren, ölüme götüren, değil mi? Sizi ölüme ve taşıyan, ölüme vesile olan her şey güzel oldu mu ya? Aa, demek bu nazarı, bu bakışı yakalamanın altında yatan sebep imandır iman. i̇man projektör gibi ne yapıyor? Kabrin öbür tarafını aydınlatıyor. İman karanlıkları aydınlatıyor. Birden bakıyorsunuz ki korktuğunuz bütün o karanlıkların içinde ne güzellikler saklıymış ya. Allah Allah. Bir gün şimdi yaşlı bir zatı ziyarete gitmiştik de böyle ahireti için ciddi çalışan birisi böyle. Çocukluğundan beri hep hayatını davaya vermiş bir insan. Kaza geçirmiş böyle zor bir durumda. Dedik hani teselli olsun giderim diye. Zaten 90 yaşına yakın. Neyse kolları kırılmış, ayağı kırılmış falan böyle. Gittik anlat dedik ne yapıyor falan. Bir baktım adam öyle neşeli ki ya. Sanki 13-15 yaşında bir genç ya. Böyle sevinç dolu, şevk dolu. Biz onu teselli etmeye gittik. Teselli bulduk ya. Neyse dedim ki ya dede nedir ne yapıyorsun? Var dedi ya yetiştiremiyorum dedi ya. Geceden başlıyorum dedi teheccüd şu bu falan. Ondan sonra bir de şöyle böyle ibadet son durak dedi ya son düzlük ne koparırsak dedi. Allah bir de gider ayak dedi. ibadetleri dedi, katlattırmak için bir hastalığı verdi. Bu belayı bu musibeti verdi dedi. Bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyormuş dedi. Öyle seviniyorum ki dedi ya. Gider ayak son durak son düzlük dedi. Ne var ne yok toplamaya çalışıyorum yetiştiremiyorum dedi ya. Aa, baktım Allah Allah ya. Öyle bir sevinç var öyle bir heyecan var ki. Bir anda aklıma Dinden, imandan, İslamiyet'ten. Şu ölümün hakikatından habersiz insanlar geldi. Düşündüm dedim ki Allah Allah ya. Çaresiz yokluğa doğru, hiçliğe doğru, toprağın derinliklerine, bir daha dönmemek üzere zevale doğru, tevdiklerinden ebediyen ayrılmak üzere gidişini böyle düşün, adım adım. Son durak gelmiş bir ayağı çukurda, tir tir titriyor, zavallı çaresiz. Ümit yok, şevk yok, heyecan yok, coşku yok. Yüzü gülme ihtimali hiç yok. Allah aşkına diyor ki cehennem onun o halinden daha serin olmaz mı diyor ya. Öyledir ha. İçerideki yangına bakın siz. Devamlı idama giden mahkumun adım adım idama yaklaşması gibi. Yokluğun idamında. Öbürü de imanından gelen öyle bir selamet. Niye ömür boyu yatırım yaptığı yere gidecek ya. Karı koca Almanya'da yaşıyorlar. Burada diyelim yazlık yaptırıyorlar, köylerine villa yaptırıyorlar da her gün konuşuyorlar ya gittiğimizde şöyle yaparız, gittiğimizde böyle yaparız. Kesin dönüş gününü hayaller, değil hayal ediyorlar, süslüyorlar. Kesin dönüş günüyle yatıp onunla kalkıyorlar. Niye? Çünkü hep buraya yatırım yapmışlar. Onun gibi buradan hep oraya yatırım yapanlar, oraya inananlar, hayatının merkezine orayı koyanlar ölümle dost, ölümle barışık. Böyle ya Zaman Hazretleri Rus kumandanına, Ruslara esir düşüyor. Dünya Savaşı'nda gönüllü alay kumandanı iken Sibirya'da. Sibirya'daki esir kampında Rus komutanı onun önünden geçiyor. O da ayağa kalkmıyor. Ben diyor imanlı bir Müslüman alimiyim. Kalbimde iman vardır. İmansız bir insanın önünde kıyametmem deyip ayağa kalkmayınca Rus kumandanı da onu mahkemeye veriyor. Mahkemede onun idamına karar veriyor. O zaman Avusturya Macaristan zabitleri, Osmanlı komutanlar gelip yalvarıyorlar. Ne olur git özür dile de vazgeçsin bu işten yoksa seni öldürecekler. Gideceksin bak idama götürecekler seni. O zaman Zaman Hazretleri'nin söylediği tarihi bir söz var. Bakın imana bakın. Diyor ki ben huzuru, diyarı ahirete göçmek Huzur-u Resulullah'a varmak için bir pasaport arıyorum. Varsın onun eliyle olsun. Ben dinime muhalif hareket edememdi. Vay be. Ha, bir dava için hayatı hakir görmek. Dava adamı işte ya. Rabbim onun ruhundaki bu manayı bizim ruhumuza da nasip etsin inşallah. Ya. Demek İnsanın aleminde neymiş? Bak ağırlaşmış olan vazife hayattan ve tekalif hayatı eden azad edip yüzde doksan dokuz ahbabına kavuşmak için alemi berzaha bir visal kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. İkincisi dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli dünya zindanlarından çıkarıp vüsatli, sürurlu, ızdırapsız, baki bir hayata mazhariyetle Mahbub-u Baki'nin daire-i rahmetine gitmektir. Üçüncüsü ihtiyarlık gibi şeraiti hayatı ağırlaştıran, hayat şartlarını ağırlaştıran birçok esbab var ki mevti hayatın fevkinde nimet olarak gösteriyor. Mesela sana ızdırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validenle beraber ceddin cetleri sefaleti hallerle senin önünde şimdi bulunsaydı Cenab-ı Hak hadi ölümü istemiyorsun. Sevdiklerin hakkında da ölümü istemiyorsun. Onların sevdikleri hakkında da onlar istemiyorlar. Sen de istemiyorsun. Hiç kimseyi öldürmedi Cenab-ı Hak. Dedenin dedeleri, onun torunları, onun torunları, onun torunları hepsi böyle sefil, lezi, böyle perişan bir halde böyle. Değil mi? İhtiyar birisi 150 yaşında, birisi 200 yaşında, birisi 300 yaşında. Hepsi de sizin evin baş köşesinde, hepsi de dizilmişler. Hadi evlat bize bak. <laughs> Düşünsene ya. Hem onlara azap, ızdırap, hem sana azap ve ızdırap. Ölümü Mumlar ararlar ya. Ha bakın ne diyor. Senin diyor ihtiyar olmuş peder ve validen ile beraber ceddin cetleri, dedelerinin dedeleri, sefaleti halleriyle senin önünde şimdi bulunsaydı hayat ne kadar nikmet, mevüt ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Hem mesela güzel çiçeklerine aşıklar olan, güzel sineklerin, Hüşün şeda ettiği için hayatları ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Dördüncüsü, nevm uyku nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir istirahattir. Hususan musibetzedeler, zedeler, yaralılar, hastalar için öyle de. Nevmin büyük kardeşi olan mevt dahi. Ölüm neydi? Uykunun abisi. Uyku da ölümün kardeşi. Mevt dahi musibet ve intihara sevk eden belalara müptela olanlar için aynı nimet ve rahmettir. Ama ehli dalalet için müteaddis sözlerde kati ispat edildiği gibi mevt dahi hayat gibi nıkmet içinde nıkmet, azap içinde azaptır. O bahsimizden hariçtir. Bütün bu anlatılanlar ehli iman için geçerli. İmanı olanlar için var bu teselli. İman olmayan, ahireti bilmeyen bir insanı nasıl teselli edersin ya? Yani? Ölümden ve ölüme vesile olabilecek her şeyden korku içinde titriyor. Neyle teselli edebilirsin ki? Ya Rabbim inşallah şu imandaki teselliyi hakkıyla alanlardan eylesin biz inşallah. Şimdi önümüzde Ramazan-ı Şerif var. Yarın Ramazan'ın arefesi. Ertesi gün Ramazan-ı Şerif başlıyor. Ramazan programımız inşallah saat 14.30'da ilk olarak mukabele ile başlıyor. İki tane hafızımız var. Burada dönerli okuyacaklar inşallah. Biz hep beraber ellerimizde Kur'an'la biz de inşallah evlerinizde, ekranlarınızın başında hem YouTube'dan hem de Facebook'tan canlı yayında inşallah canlı mukabele yapacağız. Arkasından akşam saat 7'de dersimiz var iftardan hemen önce. Arkasından da gece saat 11'de, 11 ile 12 arası. Hem 11 ile 11.30'a kadar soru cevabımız var. 11.30'dan 12'ye kadar da duamız var. Şu anda hepimizin İnşallah hepimiz aldık. Almayanlar da varsa inşallah şimdi ilan edeceğiz. Herkes bir cüz okuyarak bir hatim sevabına ortak olabiliyor. Bununla alakalı da inşallah her gün o hatmin duasını onu o günün gecesinde gece 11'deki soru cevabın arkasından yapacağız inşallah. Bununla ilgili WhatsApp hattımız var. Hemen numaramızı duyuralım. 0539 526 84 83 0539 526-84-83 numaralı telefona e, ben de hatim istiyorum, ben de cüze ortak olmak istiyorum diye yazarsanız size 30 günlük bir çetele gönderilecek inşallah. Bununla beraber Ramazan programımızı böyle yazılı olarak, post olarak hazırladık. Şimdi hemen canlı yayından 5 dakika sonra paylaşacağız biz. Facebook'ta paylaşacağız, Instagram'da paylaşacağız. Sizden bir ricam var. Bu paylaşılanı herkes anında paylaşırsa, Hızlı bir şekilde yayılır. Ramazan boyunca bu hakikatlardan herkes istifade eder. Ee, sizden çok şey rica etmiyoruz. Bir sefer böyle bir şey rica ettik inşallah. Hep beraber hemen paylaşımın arkasından herkes o postumuzu paylaşsın. Ee, o ekran görüntüsü olacak. Onu herkes paylaşırsa çok ok yerlere ulaşır. Hızlı bir şekilde paylaşınca daha çok insanlara gösteriliyor. Ramazan boyu inşallah bu manevi ziyafetten hep beraber istifade ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El